Günaydın, hoş geldiniz. Sevgili meslektaşlarım, değerli katılımcılar, akit dışı kusursuz sorumlulukta bedensel zararlar Uluslararası Kongresi'nin 5. oturumunu açıyoruz. Hoş geldiniz. Bu oturumda sorumluluk sigortalarını tartışacağız. Bu bağlamda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Hocam Profesör Doktor Kemal Şen Ocak sorumluluk sigortalarında risk önü gerçekleşmesine kasten sebebiyet vermek konusunu Doçent Doktor Ecehan Yeşilova Aras Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi deniz aracı işletenin sorumluluk sigortası konusunu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Serap Amasya sorumluluk sigortasında bedensel zararlar teminatı hakkında genel bir değerlendirme konusunu yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doktor Aslan Seviç Kuyucu sorumluluk sigortalarından doğan taleplerin ileri sürüleceği süreler konusunu sevgili meslektaşım dekan yardımcım Semih Özdemir de Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden eski dekan yardımcım oluyor doğal olarak nükleer sigorta havuzu ve felaket bonoları konularını bizlere sunacaklar görüş ve bilgilerini bizlerle paylaşacaklar bana söylenenlere göre her konuşmacının 20'şer dakikalık süresi olacak sorular bütün konuşmalar bittikten sonra sunumlar yapıldıktan sonra yazılı olarak alınması konusunda bir tercihimiz var ve süremizi iyi kullanmamız açısından sevgili hocam Profesör Doktor Kemal Şen Hoca hemen sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Saygıdeğer hazırım. Her şeyden önce Eskişehir benim geçici görevim, asli görevim ve mensup olmaktan gurur duyduğum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ana bilim dalı öğretim üyesiyim. Onu başta vurgulamak isterim. Şimdi benim ele alacağım maddeler Türk Ticaret Kanunu 1477 ve bununla bağlantı olarak 1429. maddeler. 1477. madde diyor ki sigortacı sigortalının sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmaz. 1429 sigortacı aksine sözleşme yoksa sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazminle yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet sebep oldukları takdirde sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez. Bu maddelerin hukuki niteliğini belirlemek gerekirse 1429 ve 1477. maddelerde düzenlenen husus subjektif riziko istisnasıdır. Türk Ticaret Kanunu madde 1429 kapsamında bizzat sigorta ettirenin şahsından kaynaklanan ve doğrudan doğruya illiyet bağı zinciri içerisinde sigortalı rizikonun gerçekleşmesine sebebiyet veren subjektif bir tehlike durumu teminat dışı bırakılmaktadır. Başka bir anlatımla Ticaret Kanunu madde 1429 kapsamında sigorta ettirenin kasten gerçekleştirdiği sigortalı riziko değil, daha sözleşmenin kurulması anından beri teminat bırakılmış olan rizikodur. Şu halde söz konusu hükümde aslında sigorta ettirene sigortalı rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet vermeme yasağı getirilmemektedir. Çünkü subjektif riziko istisnası getirmesi nedeniyle baştan itibariyle sigortalı riziko mevcut değildir. Hiç mevcut değildir. Aynı sonuç TTK madde 1477 açısından da geçerlidir. TTK madde 1477'de sigorta ettirenin sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlar baştan itibaren daha sözleşmenin kurulmasından itibaren sözleşme teminatı kapsamı dışına çıkarılmıştır. Sigortacının edim yükümlülüğü hiç doğmadığından hakkın doğumunu engelleyen bir itiraz söz konusudur. Dolayısıyla kasten rizikoya sebebiyet verilip verilmediği hakim tarafından re'sen kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Evet, rizikonun ağırlaşmasıyla
ilişkisi burada önemli olan riskonun ağırlaşmasında yeni bir durum yaratılmakta ve yeni durum belirli bir süre devam etmektedir. Oysa 1429'da yeni bir durum yaratılmakla birlikte anında hızlı bir şekilde sigortanın riskonun gerçekleşmesine sebebiyet verilmesi söz konusu olmaktadır. Kas kavramı. Şimdi kas, hukuka aykırı sonucun bilerek ve isteyerek meydana getirilmesidir. Kas iki unsurdan oluşmaktadır. Bilme ve isteme unsuru. Sigorta ettiren riskonun gerçekleşmesi için gereken fiili şartları bilmelidir. Dolayısıyla eylemi, bundan doğacak zarar ve illiyet bağını bilecek. Hukuki durumları bilmesine gerek yoktur. Dolayısıyla sigorta sözleşmesini hele hele TTK 1429 ve 1477 hükümlerini bilmesine gerek yoktur. İsteme unsuru ise sigorta ettirenin hem eylemine hem de bu eylemin sonucuna yöneliktir. Şu halde sigorta ettiren eylemiyle riskonun gerçekleşmesini istemiş olması şarttır. Örneğin sigorta ettiren ölüme karşı sigortada sadece kendisini sakatlamak istemektedir fakat bu sırada ölmüştür. Burada sonuç sigorta ettiren tarafından istenmemektedir. Kusurun iki yönü bulunmaktadır. Bunlar kusurun objektif ve subjektif yönüdür. Kusurun objektif yönü, failin davranışının aynı şartlar altında bulunan ortalama bir kişiden beklenen ortalama davranış biçiminden sapması, ona uygun olması sorunuyla ilgilidir. Kusurun subjektif yönü ise failin sorumluluk ehliyetiyle ilgilidir. Kısaca kusurun iki yönünden objektif olanı bir davranış kuralının ihlalini, subjektif olanı ise bu ihlalin yüklenilebilirliği ile ilgilidir. Sorumluluk ehliyeti failin ayırt etme gücüyle ilgili olduğundan ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin davranışı ona kusur olarak yükletilemez. Bunun dışında dolus eventualis de TTK madde 1429 anlamında kasın kabulü için yeterlidir. Şu halde sigorta ettiren aktif veya pasif davranışı sonucunda riskonun gerçekleşmesini doğrudan doğruya istememekte fakat göze almakta ise TTK madde 1429 ve aynı zamanda 77 uyarınca sigortacının edim yükümlülüğü doğmayacaktır. Riskonun gerçekleşmesinden sonra gerçekleşecek zararın teminat altına alındığı durumlarda, yani tazminat sigortalarında isteme veya göze alma unsurunun zarara yönelik olması gerekir. Çünkü TTK madde 1429.2 anlamında riskonun gerçekleşmesine sebebiyet verme kavramı aynı hükmün ilk cümlesi ile beraber değerlendirilmelidir. İlk cümleye göre sigortacı ihmallerinden kaynaklanan zararları tazminle yükümlüdür. Şu halde TTK madde 1429'un aradığı kast unsuru sadece riskonun gerçekleşmesiyle ilgili değil, aynı zamanda zararı da yönelik olmalıdır. Buna karşılık isteme unsuru zararın somut kapsamına yönelik olmasına gerek yoktur. Zararın türü veya kapsamının öngörülmüş olması şart değildir. Sorumluluk sigortalarında Türk Ticaret Kanunu 1477. maddesine göre sigortacı, sigortalının sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmaz. Hükmün lafzına göre sigorta ettirenin kastı sorumluluğu doğuran olaya, örneğin üçüncü kişinin yüzüne yumruk atmaya yönelik olması yeterlidir. Bir görüş, hükmün lafzından hareketle sigorta ettirenin üçüncü kişi karşısında zararın sebebinden sorumlu olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık bu hükmün mehazı olan Alman hukukuna savunulan aksi görüşe göre sigorta ettiren zarar verici sonuç, yani zarar ika etmekten dolayı sorumludur. Bu nedenle sigorta ettirenin kastı meydana gelen zarar sonucuna yönelik olmalıdır. Şimdi ilk görüşe ilişkin örnek kanallar verecek olursak, Alman hukukunda Nürnberg İstinaf Mahkemesi'nin bir kararına konu teşkil eden olayda sigorta ettiren üçüncü kişiye bir at satar, atın daha önce arabaya koşulmadığını söylemez. Yeni malik atı arabaya koştuğunda atın paniklemesi yüzünden yere düşer ve bel omuru kemiği kırılır ve daha sonra buna bağlı olarak ölür. İstinaf Mahkemesi bu olayda sigorta ettirene olası kasta sorumluluğu doğuran olaya sebebiyet verdiğinden bahisle himaye sağlanmasını reddetmiştir.
Alman Düsseldorf İlk Derece Mahkemesi'nin kararına konu teşkil edilen bir olayda da sigorta ettiren iş arkadaşı ile öğlen arası aşırı alkol alırlar. Daha sonra aralarında bir tartışma ve de kavga çıkar ve sigorta ettiren iş arkadaşın burnuna yumruk atarak kavgayı sonlandırır. Sigorta ettiren olay yerinden ayrılırken üçüncü kişi ona küfreder. Sigorta ettiren de tartışmayı sonlandırmak için eline 60 santim uzunluğunda 8 santim çapında bir sopa alarak üçüncü kişinin kafasına vurur. Üçüncü kişi beyin kanamasından ölür. Mahkeme sigorta ettirene sigorta himayesi sağlanmasını reddetmiştir. Mahkemeye göre sigorta ettirenin kastı öldürmeye yani zarara yönelik olmasa da cismani zarar vermeye yani ölümle sonuçlanacak olan yaralamaya yönelik olmaktadır. Bu da himaye sağlanmasının reddi için yeterlidir. İkinci görüşe örnek kararlardan verecek olursak bunlar mehaz ülkeden aldık. Münih İstinaf Mahkemesi sigorta ettiren taşkınlık yapan müşterisini kafeden dışarı çıkartmak için epey uğraştıktan sonra kafenin kapısının önünde müşterinin karnına bir yumruk atar. Bu kişi 4 basamak aşağı merdivenler yuvarlanarak kafa üstü kaldırıma düşer. Kafası yere çarpar ve aynı gün vefat eder. Karara göre sigorta ettiren sadece kişiyi yaralamayı öngörmüş ve göze almıştır. Kişinin ölmesi de tasarlanan ve göze alınan ilgi süreçten önemsiz bir sapma olarak görülemez. Bu nedenle sorumluluk sigortacısı edim yükümlülüğünden kurtulmaz. Münih İstinaf Mahkemesi'nin başka bir kararında da sigorta ettiren kendisini öldürmek amacıyla aracını duvara doğru sürmüştür. Bu arada park halindeki bir araca çarpmıştır. Karara göre kas zarar gören motorlu taşıta zarar vermeye yönelik olmalıdır. Dolayısıyla somut olayda sigortacı TTK madde 1477'ye dayanamayacaktır. Şimdi ağır kusur 1429. maddede ağır kusurlar rizikonun gerçekleşmesine sebebiyet vermek düzenlenmiştir. Bu madde aslında uygun olmayan bir maddedir. Çünkü ağır kusurlar rizikonun gerçekleşmesine sebebiyet vermek sigortacının edim hükmünü etki etmemektedir. Oysa bu sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesi konusunda daha özensiz davranmasına neden olabilecek olan bir harekettir. Ancak taraflar sigorta sözleşmesinde aksini kararlaştırması mümkün olabilecektir. Yani ağır kusuru sigorta teminatı kapsamı dışına alabileceklerdir. Yargıtay'a göre ağır ihmal, ağır kusur yargısal kararlarda aynı durum ve koşullar altında her mantıklı insanın göstereceği en ilkel, basit, dikkat ve özenin gösterilmemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla ağır kusurda hal ve şartların yüklediği özen gösterme ve tedbir alma ödevlerine veya bir hareket tarzı emreden kurallara tam bir aldırmazlık söz konusudur. Ağır kusur bağışlanması kesinlikle olanaksız olan irade eksikliği esasına dayanır demektedir. Şimdi vaktimiz az olduğu için hızlı hızlı geçiyoruz. Ağır kusur bağlamında tartışması gereken noktalardan birisi kısa süreli anlık dikkatsizlik sorunudur. Evet, anlık dikkat dağılması trafikte en tehlikeli kural ihlalinde bile ağır kusurlu eylemin hafif kusur olarak değerlendirilmesine yol açar. Dikkatsizliğin sırf kısa süreli olması, geçici süreli olarak özenin ihmali tek başına sigorta ettireni ağır kusurdan kurtaran sebep olarak kabul edilmemelidir. Aksi takdirde ağır kusurluluğun söz konusu olduğu çoğu durumlarda eylemde bulunanın kısa süreli yetersiz dikkatsizliği söz konusu olduğundan kısa süreli anlık dikkatsizliğin enflasyonuna söz edilebilecektir. Bu nedenle sigorta ettirenin trafikte kısa süreli olarak gerekli olan özene riayet etmemesi, emir ve yasaklara uymaması, ona objektif şartlarının bulunması halinde ağır kusurla trafik kazasına sebebiyet verme iddiasından kurtarmaya tek başına yetmeyecektir. Ancak somut olayda sigorta ettirenin fiziksel veya psişik yetersizlikleri, ferdi faaliyet ve duruma bağlı hal ve şartlar da ilave olarak kısa süreli dikkatsizliğe eşlik etmişse ağır kusur isnadını ortadan kaldırabilecek ve hafif kusur isnadını gündeme getirebilecektir.
Buna göre kısa süreli dikkatsizliğin ağır kusur isnadını ortadan kaldırabilmesi için şu unsurların somut olayda gerçekleşmiş olması zorunludur. Kısa süreli dikkatsizlik sadece süreklilik arz eden faaliyetlerde ortaya çıkabilir. Çünkü kısa süreli dikkatsizlik şeklinde bir konsantrasyon zayıflığı ancak süreklilik arz eden faaliyetlerde mazur görülebilir. Süreklilik arz eden faaliyette kısa süreli yoğunlaşma zayıflığıyla bağlantılı olarak sigortalının ihmalinin veya yanlış davranışının da kısa süreli olması zorunludur. Sigortalının ihmali veya hatalı davranışı bir defaya mahsus gerçekleşmelidir. Çünkü kısa süreli dalgınlıkta sadece herkesin başından bir defa geçebileceği bir defalık hatalar kınanamaz. Müteaddit defa hatalı davranış sigorta ettirenin özensiz birisi olduğunu gösterir. Oysa sigorta ettiren özenli olmalı. Fakat bir defaya mahsus olarak herkesin başından geçebilecek olan bir dalgınlığın kurbanı olmalıdır. Sigorta ettirenden özel önleyici tedbirleri alması beklenemez ve istenemez olmalıdır. Sigortalının önleyici tedbiri almasının beklenemez olup olmadığı, tedbirlerin gerektirdiği masraf ve emek ile muhtemel zarar miktarı ve zararın gerçekleşme ihtimalinin karşılıklı tartılması sonucu belirlenecektir. Gerekli masraf ve emek muhtemel faydaya oranla açıkça orantısız görülüyorsa beklenemezlik unsuru gerçekleşmiş kabul edilecektir. Şimdi anlık dalgınlık sorunu en çok kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet verme hadiselerine gündeme gelmektedir. Trafik lambasının ışık renklerini takip etmek ve kırmızı ışıkta durmak trafiğin en temel kurallarından birisidir. Bu nedenle kırmızı ışığa dikkat etmemek objektif açıdan ağır bir trafik kuralı ihlalidir. Ancak şartların oluşması halinde anlık dalgınlık ağır kusur isnadını ortadan kaldırabilecektir. Örneğin kırmızı ışığı gösteren trafik lambasının sigorta ettiren açısından somut olayda oldukça zor fark edilebilir olması, konumlandığı yer itibariyle birden ortaya çıkması halinde ağır kusurun objektif ve subjektif unsurlarının varlığından söz edilemeyecektir. Bunun gibi kırmızı ışıkta geçmeden hemen önce sigorta ettirenin gözüne örneğin bir sinek kaçması halinde ağır kusurlu kabul edilemeyecektir. Buna karşılık kırmızı ışıkta orta şeritte ilk önce durup yeşil ışığın sağa dönüş için yandığını fark etmeyip düz ilerleyerek trafik kazasına sebebiyet veren sigorta ettirenin ağır kusura dayanan eylemi gece boyunca araç sürmenin yarattığı yoğunlaşma zayıflığından kaynaklanmış olması hafifletici bir neden olarak görülmeyerek sigorta teminatını sözleşmede kararlaştırmışsa tamamen kaybına yol açabilecektir. Havada açık unutulan kamyon kasasının köprüye çarpması hadisesinde uyarı ışığının bozuk olduğunu bilmesine rağmen ışığın yanmamış olmasına güvenen sigorta ettiren ağır kusurlu olarak kabul edilmiştir. Hukuki sonuçlar nelerdir? TTK 1477 uyarınca sigortacı sigortalının sorumlu konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmaz. TTK madde 1484 uyarınca zorunlu sorumlu sigortaları açısından sigortacının mağdur karşısında TTK madde 1477 hükmüne dayanmasının mümkün olup olmadığı üzerine durması gereken bir hükümdür. Yani sigortacı sigorta ettirenin kasten olaya sebebiyet verdiği defini mağdura karşı ileri sürebilecek midir, ileri süremeyecek midir? Bu husus TTK madde 1477'de zorunlu sorumlu sigortalar açısından düzenlenmiştir. TTK madde 1484 hükmü gereğince sigortacı sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa da zarar gören bakımından ifa borcu zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder. Doktrini ileri sürülen bir görüşe göre sigortacı amaç zarar göreni korumak olduğu için sigorta tazminatını ödeme borcunun olmadığı yönündeki savunmasını zarar görene karşı ileri süremeyecektir. TTK madde 1477'de açıkça zararlardan sorumlu olmaz tabiri kullanılmıştır. Başka bir anlatımla TTK madde 1477'de subjektif risko istisnası düzenlenmiştir. Sigortacı sözleşmenin kuruluşu anından beri bu riskoyu üstlenmiş değildir. Oysa TTK madde 1484'te
sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olmasını, zarar görene karşı ileri süremeyeceğini söylemektedir. Bu hükümde mehaz ülke olan Alman hukukuna kabul edilen yoruma göre sigortacının mağdura karşı ileri süremeyeceği defii sigortacının edim yükümlülüğün doğmasından sonra bu yükümlülüğünden külfet ihlali gibi sebeplerle sonradan tamamen veya kısmen kurtulmasıdır. TTK madde 1484.1'de sigortacının ilk önce doğan daha sonra tamamen veya kısmen kurtulduğu edim yükümlülüğü ile ilgili bir düzenleme yer almaktadır. Şu halde TTK madde 1484.1'in bahsettiği husus sigortacının edimi ifa borcunun ilk önce doğmuş bulunması, yani sigortanın maddi koruma süresi içerisinde sigortalı rizikonun gerçekleşmiş olması, sonra da sigortacının sigorta ettirinin yasal veya akdi külfetleri ihlal etmesi sonucu edim yükümlülüğünden tamamen veya kısmen kurtulmuş olmasıdır. Akit öncesi ihbar külfetini, rizikonun ağırlaştırmama külfetini ihlal etmesi örnek olarak verilebilir. Sigortacının ifa borcu hiç doğmamışsa TTK madde 1484.1 hükmü uygulanmamalıdır. Oysa TTK madde 1477 sigortacının sorumlu olmamasından söz etmektedir. Sigorta ettiren kasten rizikoyu gerçekleştirecek olursa sigortacının sorumluluğu hiç doğmayacaktır. Böylece TTK madde 1477 kas rizikosunu subjektif riziko istisnası olarak kabul ettiğini daha önce söyledik. Subjektif riziko istisnası daha sözleşme kuruluşundan beri sigorta teminatının konusu değildir. Dolayısıyla kasten riziko gerçekleştirmesi halinde sigortacının edim yükümlülüğü yani ifa borcu hiç doğmamaktadır. Doğup da kısmen veya tamamen ortadan kalkıyor değil. Sigorta ettirenin kasten rizikoyu gerçekleştirmesi ise sigortacının baştan beri üstlendiği bir riziko değildir. Dolayısıyla sigorta ettiren kasten rizikoyu gerçekleştirdiğinde aslında kast sigortacının üstlendiği bir riziko olmadığından sigortalı rizikoyu gerçekleştirmiş olmamaktadır. Sonuç olarak TTK madde 1477, TTK madde 1484.1 kapsamında sigortacı tarafından mağdura karşı ileri sürülemeyecektir. Buna karşılık motorlu taşıt mecburi ve ihtiyari mali sorumlu sigortalar açısından akıl sonuca varmak gerekir. Niye? Mehazları farklı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 95. maddesine göre sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir. Bu hüküm ihtiyari mali sorumlu sigortası hakkında da uygulanacaktır. Sevgili hocam durum nasıl? Bitiyor. Tamamdır. TTK madde 90 Karayolları Trafik Kanunu 95'te belirtilen tazminat yükümlülüğünün kaldırılması tabiri sigorta hukukuna özgü bir terim değildir. Bu sebeple Karayolları Trafik Kanunu madde 95'te ifade edilen tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması ifadesi mehaz İsviçre Karayolları Trafik Kanunu 65. maddesinin 3. fıkrasına kullanılan edimin reddi veya azaltılması şeklinde anlaşılmalıdır. Şu halde sigortacı mağdura karşı sigorta ediminin reddi veya miktarını azaltılmasına yönelik olarak kanundan ve sigorta sözleşmesinden doğan defileri ileri süremeyecektir. TTK madde 1477 sigorta ettirenin kasten rizikoyu gerçekleştirmesi halinde sigortacı edim hükmünü reddetmesi hakkını bahşeden bir hükümdür. Dolayısıyla sigorta ettirenin kasten rizikoyu gerçekleştirmesi halinde edim yükümlülüğünü reddetme hakkı veren defi kanundan doğan bir defidir. Dolayısıyla sigortacı bu defiyi Karayolları Trafik Kanunu madde 95'in açık hükmü karşısında mağdura karşı ileri süremeyecektir. Teşekkür ederim. Sevgili hocama biz de teşekkür ediyoruz. Hemen sözü doçent doktor Ecehan Yeşilova arası bırakıyorum. Buyurun sayın hocam.
hekimlerin tüm güzellikleriyle sizlere sevgi saygıyla selamlarım. Bugünkü çalışma konumun deniz aracı işletenin sorumluluk sigortası şeklinde seçilmesinin amacı sizlere bugün Ticaret Kanunumuzun 1259. maddesindeki zorunlu sorumluluk sigortasının takdimidir. Ana hatlarıyla çok hızlı bir şekilde bu hüküm okunduğunda şu sonuç ortaya çıkmaktadır. Şayet deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi akdedilmişse ve 12'den fazla yolcu taşımak üzere ruhsatlı bir gemi ile bu sözleşme ifa edilecekse, bu sözleşmenin akdi anından ifa anına kadar kısmen veya tamamen bu sözleşmeye dahil olmuş bütün taşıyanların oluşacak herhangi bir kaza neticesinde yolcuların ölümü ve bedensel zararına karşı doğacak sorumluluğu için sorumluluk sigortası teminatı içinde olmuş olmaları yolculuğun başlaması için bir koşuldur. Aksi takdirde böyle bir sorumluluk sigortası yapılmaz ise yola çıkış izni bu gemi alamayacaktır. 1259. maddenin getirdiği bu sistem mehazı Atina Konvansiyonu olarak kısaca bilinen 2002 tarihli deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi hakkında konvansiyondan aynen gelmektedir. Zorunlu sorumluluk sigortalarının amacı günümüzde artık sigortalıyı değil, yani sorumluluğu sebebiyle, tazminat borcu sebebiyle mal varlığının pasifi artmış sigortalının bu zararını karşılamak değil, artık zarar görenleri korumaktır. Ve bu sebeple zarar görenleri daha da fazla nasıl koruyabiliriz? En çabuk, en kolay mağduriyetleri nasıl giderebiliriz noktasında ortaya çıkan mekanizma da doğrudan dava hakkı olarak nitelendirilmektedir ki hukukumuz bu müesseseyi en kuvvetli şekilde, yani zarar göreni mümkün olduğunca korumak ve en hızlı korumak şeklinde bir sistem benimseyerek hem ihtiyari hem de zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından Ticaret Kanunu'nun 1478. maddesinde genel hüküm olarak düzenlemiştir. Fakat bugün aslında benim tebliğimin sonunda varmak istediğim nokta, masaya yatırmak istediğim nokta aslında sorumluluk sigortasının deniz risklerine karşı teminat verilmesi halinde genellikle yabancı sorumluluk sigortacıları, yani İngiliz P&I kulüpleri tarafından teminat verildiği bilinmekte ve sorunumuz aslında zararın Türk karasularında oluşması ve mağdurun, yani bedensel zararı uğrayan veya ölen yolcunun Türk vatandaşı olması durumunda bu yabancı sigortacıya karşı Türk yargısında doğrudan dava hakkının kullanılıp kullanılamayacağıdır. Bugün varmak istediğim nokta aslında tebliğimle bu. Çok kısaca biz buraya nereden geldik? Yani Atina Konvansiyonu'nun bu konuyu düzenlemesi ve bu şekilde bir zorunlu sorumluluk sigortası meydana getirmesi ve bizim de bu hükmü aynen hukukumuza, iç hukukumuza almamızın kaynağı aslında ta 67 yılında oluşan Torikanyon ismiyle anılan bir tanker kazası sebebiyle deniz kıyılarında oluşan, büyük ölçüde oluşan deniz kirliliğidir. Bu olayın akabinde ilk defa donatının, geniş anlamda gemi işletenin zorunlu sorumluluk sigortasına sahip olması gerçeği ortaya çıkmıştır. Ve akabinde ilk kez 69 yılında yapılan ve ekranda gördüğünüz bir hukuki sorumluluk konvansiyonu ile zorunlu sorumluluk sigortası anlayışı ve doğrudan dava hakkının tanınması ile ilgili hüküm ilk kez uluslararası hukuk gündemine oturmuştur. Ve takip eden yıllarda çeşitli akit dışı sorumluluklar sebebiyle gemi işletenin, yani diğer deniz kirliliği sebepleri ve enkaz kaldırma masrafları şeklinde akit dışı sorumluluklarında da tüm bu ekranda gördüğünüz konvansiyonlarda hep zorunlu sorumluluk sigortası ve bunun bütünleyici parçası olarak zarar göreni derhal korumak adına doğrudan dava hakkı düzenlenmiştir.
Şimdi konumuz bugün yolcu taşıma sözleşmesindeki zorunlu sorumluluk sigortasıdır ve bu da az önceki akımı izleyerek 2002 yılında revize edilen Atina Konvansiyonu yine doğrudan dava hakkını ve hatta sigortacının kullanabileceği savunmaları da düzenleyerek büyük ölçüde hiçbir açık kapı bırakmayacak şekilde zarar göreni, yolcu yani korumayı amaçlamış bir konvansiyondur. Henüz yürürlüğe girmedi ülkemiz açısından ama az önce söylediğim gibi konvansiyonun bütün hükümleri neredeyse birebir tercüme şeklinde kanunumuzun deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesi kısmına aynen adapte edildi. Tasarı yasalaşırken sadece bir hüküm, zaman aşımı hükmü konvansiyondan farklı biçimde meclisten geçti ve fakat bu çalışma sayesinde bir şey dikkatimi çekti ki aslında sadece zaman aşımı değil, sigorta hükmü de bilinçli olarak bir kısmı, bazı fıkraları alınmadı doğrudan dava hakkıyla ilgili olarak ve bunun sonucunda aslında konvansiyondan şu an sigorta bakımından farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. Eksik alınmanın sebebi doğrudan dava hakkı zaten bizim sigorta hukuku kitabımızda bir genel hüküm olarak düzenlenmiş idi. O yüzden deniz ticareti kitabını hazırlayan komisyon üyeleri zaten 6. kitapta sigorta hukukunda doğrudan dava hakkını ve dahi savunmaları hangi defileri sigortacı ileri sürebilir süremez kısmını biz zaten düzenlediğimiz için bu hükmün yani 1259'un bir ek fıkrası olarak doğrudan dava hakkı vardır yolcunun ve sigortacı da şunları savunabilir, bunları savunamaz şeklinde bir fıkrayı, 4 bis fıkrasını aynen iç hukukumuzu almayı o an gerekli görmemiştir. Şimdi bunun sonucunu birazdan tebliğin sonunda göreceğiz. Bütün bu konvansiyonlara baktığımızda ister akdi sorumluluğu ister akit dışı sorumluluğu olsun deniz gemi işletenin bütün konvansiyonların getirdiği sistem şudur sigorta bakımından. Bir, kim mecburiyet altında? Yani sigorta ettiren kim olacak? İkincisi, bu zorunluluğun yani sigorta mecburiyetinin yerine getirildiği nasıl ispatlanacak gemi işleten tarafından? Üçüncüsü, ilgili sorumluluğun tarif edilmesi yani teminatın kapsamında olan sorumluluk nedir? Üçüncüsü, sigorta bedelinin tespiti. Dört, doğrudan dava yolunun açık olduğunun vurgulanması ve en sonuncu da en önemlisi de belki bu doğrudan davada sigortacının hangi savunma mekanizmasıyla donatıldığı yani aslında savunmalarının nasıl sınırlandırıldığının açıkça tespit edilmesi. Şimdi biz hem Atina Konvansiyonu'nun ilgili maddesinde hem de iç hukukumuza bunu alırken az önceki sistematiği nasıl yansıtmışız, yansıtmışlar bunu görelim. Atina Konvansiyonu bu mecburiyeti yani sigorta ettiren kim olacak sorusunun cevabını sadece fiili taşıyanlara yüklemiştir. Yani akdi yapana değil, akdi ifa eden taşıyana yüklemiştir. Oysa bizde hiç önemli değil mantığı en baştan akdi yapan taşıyan da kısmen veya tamamen bu sözleşmeyi üstlenen ve gerçekleştiren ne kadar taşıyan varsa hepsi sigorta ettiren olarak kabul edilmiştir. Aslında bir fark da bu. Peki hangi sorumluluk? Taşıyanın sorumluluğu Atina Konvansiyonu'nda ve dolayısıyla bizim hukukumuzda 4 ana kalemde ayrı ayrı ele alınmıştır. Gemi kazası yüzünden yolcunun ölümü ve bedensel zararı, gemi kazası tanımına uymayan sair kazalar sebebiyle yolcunun ölümü ve bedensel zararı, kabin bagajının ve diğer bagajın ziya ve hasarı şeklinde. Ayırmalarının sebebi çünkü gemi kazası yüzünden ölüm ve bedensel zarar kusursuz sorumluluk olarak inşa edilmiş, diğerleri de kusur sorumluluğu olarak belirlenmiştir. Sarı ile gösterdiğim sadece ilk iki sorumluluk kalemi zorunlu sorumluluk sigortasının içinde olması gereken teminatlar olarak konvansiyonda belirlenmiştir. Peki sigorta bedeli?
Sigorta bedeli de aynen konvansiyonda olduğu gibi hukukumuza geçmiş birebir. Her kaza için gemi kazası olması gerekli değil. Gemi kazası sıfatına girmeyen sair kazalar da olabilir. Olay diyelim o yüzden. Olay başına 250, yolcu başına 250 bin özel çekme hakkından az olamaz sigorta bedeli şeklinde net bir belirleme var. Şimdi gelelim en önemli konuya. Doğrudan dava hakkı Atina Konvansiyonu'nun 4 bis maddesinin 10. fıkrasında özel olarak düzenlenmiş ve doğrudan sigortacıdan talep edebilir yolcu dedikten sonra sigortacının savunmalarını da iki yönde açıkça düzenlemiştir. Bir, taşıyanın yani sigortalının sahip olduğu bütün savunmaları ileri sürebilirsin sigortacı haliyle, çünkü sorumluluk sigortası ya sorumluluk sigortacısının sorumluluğu öncelikle sigortalının sorumlu olduğu hallerde mümkündür. O yüzden sigortalının sorumlu olup olmadığını öncelikle ortaya çıkarabilmek için onun sahip olduğu tüm savunmaları sigortacı da kullanabilecektir. İşte en önemli nokta ikincisi, sigortalının pervasızca hareketinin varlığını da sigortacı zarar görene bir kusur defi olarak ileri sürebilecektir. Pervasızca hareket bizim borç hukukundan aşina olmadığımız, bilmediğimiz bir kusur türü. İngiliz hukukundan ve konvansiyonlar üzerinden bizim taşıma hukukumuza girmiş bir kusur nitelendirmesidir. İttifakla doktrinde kabul edilen husus kastın altında olduğudur. Bir ağır kusur çeşidi ama kast değil. Kastın bir tık altında. Bunun dışında sigortacı hiçbir savunmayı doğrudan davada zarar gören yolcuya veya ölen yolcunun desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri süremeyecektir. Gelelim bizim hükmümüze. 1259. maddede bu şekilde açık bir düzenleme, yani bu fıkra, 10. fıkra 1259'a adapte edilmedi. Sebebi de az önce söylediğim gibi zaten genel hükmümüz var sigorta kitabında şeklinde. Yani bilinçli bir suskunluk. Şimdi P&I kulüpleri olarak andığımız denizcilik rizikolarına karşı sorumluluk sigortası teminatı veren ve bizim bu tebliğde yabancı sigortacı olarak benim sürekli anacağım bu organizasyon, üyelerinin kapalı bir sistemde üyelerinin donatan veya gemi işleten olduğu karşılıklı sigorta esasına göre kurulmuş bir zarar paylaşma sistemi aslında. Bu sistemin, kulübün kendi iç kuralları var. Yani üyeleri arasında söyledikleri, anlaştıkları bu iç kurallar tıpkı bizim aslında sigorta poliçemizin bir eki olan genel şartlardaki uygulama esasları şeklinde de yorumlayabiliriz. En önemlisi, yani sahada bizim en çok gördüğümüz zarar görene karşı bir savunma defi olarak kullanılan kurallarından biri pay to be paid ilkesi. Yani aslında bu kulüp demektedir ki üyelerine, sakın benim karşıma zarar göreni getirme. Sen zarar görene tazminatını öde, ondan sonra gel ben senin zararını karşılarım. Yani üyeler sadece kendi aralarında hesaplaşmak ister. Zarar görenle muhatap olmak istemez. Fakat biz şimdi bütün bu konvansiyonlarda ne gördük? Zaten zorunlu sorumluluk sigortasının amacı neydi? Zarar görenleri korumaktı. Bu sistem, kulüp zarar göreni muhatap almıyor. Konvansiyonlar ise bir an önce zarar göreni koruyabilmek ve onun yaralarını bir an önce sarabilmesi için zarar göreni sigortacıyla karşı karşıya getiriyor doğrudan davada. O sebeple eğer kulüp üyesine, donatana, gemi işletene konvansiyon bazlı bir sorumluluk sigortası teminatı veriyor ise aslında elini kolunu da bağlamış oluyor. Yani konvansiyondaki açık o hüküm, sen şu savunmaları yapabilirsin, doğrudan dava hakkı vardır yolcunun şeklindeki konvansiyonun bu emredici hükmüyle de aslında kulüp
bağlanmış oluyor. Bu sebeple kulübün aslında konvansiyon bazlı bir zorunlu sorumluluk sigortası teminatı vermesi üyesine çok da istediği bir durum değil. Ve fakat şimdi konumuza dönelim. Yolcu taşıma sözleşmesi deniz yoluyla haliyle Atina Konvansiyonu gereği ve bizim iç hukukumuzdaki hükmümüz gereği zorunlu sorumluluk sigortası gerektiriyor yola çıkış izni alabilmesi için. Şimdi karşımızda bir kaza ve bu kaza neticesinde bedensel zarara uğramış bir yolcu var. Ve bu yolcu Türk vatandaşı olması halinde haliyle isteyecektir ki Türk yargısında bu yabancı sorumluluk sigortacısını dava etsin ve doğrudan dava hakkını kullanarak tazminatına hızla kavuşsun. Fakat şimdi burada kusur savunması, yani pervasızca hareket bulunmuştur benim üyem. Çarpma meydana geldikten 45 dakika sonra tahliye sirenini çalmıştır. Pervasızca harekettir. Veya denize elverişsiz halde süreklilik arz eden bu elverişsizlik içindeki gemiyle seyahat yapılmıştır. Pervasızca harekettir. Böyle bir kusuru zarar göreni iredi sürebilecek mi Türk yargısında sorusu şu an en çok sorulan sorulardan bir tanesi ama erken bir soru. Çünkü bu soruyu sorabilmek için öncelikle işin esasına girebilmek lazım. İşin esasına girebilmek için de Türk Mahkemesi'nin öncelikle milletler arası yetkili olduğunun tespiti gerekir. Halbuki milletler arası yetkiyi tesis etmeden, buna karar vermeden şu an benim gördüğüm bütün yargılamalarda hakimlerimiz konunun esasına girmekte. Hatta çok cesurca bir davranışla yetki itirazını reddetmekte ve PNL kulübünü İstanbul Mahkemesi'nde yargılamaktadır. Bu mümkün mü? Bunu size göstermek istiyorum. Öncelikle çok ufak bir şekilde parantezi kısa ben hemen açıp kapatacağım. Sigortacının Türk olması durumunda, yani bir Türk sorumluluk sigortacısı karşımızda ise durum ne? Önce onu göstermek istiyorum. Daha sonra yabancıya geçeceğim. Deniz sanatçıları zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları hazırlanmıştır ve bildiğiniz üzere genel şartlar sigorta sözleşmesinin ana muhtevasını oluşturmaktadır. Sigortacılık kanunu gereği genel şartların devamında hemen bir tarife tebliği de yayınlanmıştır. Gerek genel şartlarda gerekse bu tebliğde gördüğümüz teminatlar şunlar. Yine dörde ayırdım çünkü dört ayrı teminat verilmekte. Birinci teminatın karşılığı 1259. Bunu az önce söyledim. İkinci ve üçüncü teminatın, yani üçüncü şahsın, yolcu dışında, yolcu olmayan kişilere üçüncü şahıs diyoruz. Üçüncü şahsın gerek bedensel gerekse maddi zararına karşı da teminat verildiğini genel şartlarda görmekteyiz. Halbuki 1259 bunu kapsamıyordu. Peki nereden geldi bu? Şöyle bir yönetmeliğimiz de var bizim. Deniz yoluyla yapılan düzenli seferlere dair yönetmelik. Yabancı limandan dahi yapılsa, düzenli sefer yapılıyor ise bu yönetmelik gereği bizim limanlarımıza girebilmesi için zorunlu sorumluluk sigortası olması gereklidir. Ve bu teminat orada anılmıştır. Dolayısıyla bunu da genel şartlar kapsar şekilde düzenlenmiş ve fakat sonuncu teminatın bagaj ziya ve hasarına karşı da nereden kaynak geldiğini ben görememekteyim, bulamamaktayım. Dolayısıyla benim vardığım sonuç, genel şartlar kendini kanun koyucunun yerine koyup bagaj, yolcu bagajının ziya ve hasarı için de zorunlu sorumluluk sigortası kendi kendine kararlaştırmıştır. Şimdi son slaytım zaten. Yabancı sigortacıya karşı İstanbul'da dava açılıyor. PNL kulübüne karşı. Davayı açan bedensel zararı uğrayan yolcu. İstediği şey tazminat. Hangi tazminat? Sigorta tazminatı aslında İstediği, hak ettiği şey sorumluluk tazminatı. Yani bedensel zararı uğramasından ötürü hak ettiği tazminatı. Aslında bunu kimden alması gerekiyordu? Taşıyandan, zarar verenden. Fakat taşıyan aynı zamanda sigortalı sıfatına da sahip olduğu için bizim hukukumuzda da doğrudan dava şeklinde bir genel hüküm olduğu için davacı yolcu vekili şunu düşünüyor. Tamam, doğrudan dava zaten bizim iç hukukumuzda var. Ben doğrudan dava hakkımı kullanarak taşıyana değil, yabancı taşıma firmasına değil, PNL kulübüne karşı dava açacağım.
Bir dakika. Şimdi öncelikle re'sen hakimin, İstanbul'daki hakimin şuna karar vermesi gerekiyor. Ben bir yabancıyı İstanbul Mahkemesi'nde yargılama konusunda yetkili miyim? Bunun cevabını MÜHUK diye kısaca andığımız Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Kanunu vermekte. Yetki hükümlerine bakmaktayız kanunun. Yetki hükümleri 40 ve devamında. 40. madde diyor ki bir sonraki maddelerde 46'ya kadar uzanan maddelerde özel bir hüküm getirmemişsem o zaman HMK'ya git. Oradaki yetki hükümleri benim için de aynen geçerlidir diyor. MÜHUK madde 40. O zaman hemen özel yetki hükmü var mı benim bu konumla ilgili diye MÜHUK'a bakıyorum. 46. madde dikkatimizi çekiyor. Çünkü kenar başlığı sigorta sözleşmelerine ilişkin davalar. E tamam, ben de sigortacıya karşı dava açıyorum zaten diye düşünüyor vekillerimiz. Ve yetkili olarak Türk Mahkemesi'nde görüp davasını açıyor. Halbuki 46. madde, evet kenar başlığı sigorta sözleşmesi ve ben de bir sigortacıya dava açıyorum günün sonunda. Ama bu yetkiye baktığımızda aktin kurulduğu yer mahkemesi yetkilidir diyor. Yani bu hüküm yazılırken düşünülen şey aktin tarafları arasındaki bir uyuşmazlıktır. Her iki kişi, uyuşmazlığın iki tarafı bu akti kurarken nerede bir araya gelmişlerse aktin kurulduğu yer, aralarında uyuşmazlık çıktığında da aynı yer mahkemesi bu uyuşmazlığı çözmekte yetkili olsun diye düşünülerek yaratılan bir hükümdür. Doğrudan dava hiç düşünülmemiştir o esnada. Çünkü doğrudan davada davayı açan davacı bu sözleşmenin tarafı değildir ki. Üçüncü kişi zarar gören sigorta sözleşmesinin bir halefi olarak veya sigorta sözleşmesinden doğan edimi temlik alan bir kişi olarak dava açmamaktadır. O sebeple sigorta sözleşmesinin dışında olan bir kişinin 46. maddeden yararlanarak yetki tesis etmesi mümkün değildir. O zaman ne olacak? Hemen defteri kapatmıyoruz. Çünkü 46. madde diyordu ki özel yetki bulamıyorsan maddelerde hemen EMK'ya git. Gidelim EMK'ya bakalım işimize yarayan yetki hükmü var mı? Genel yetkili mahkeme malum 6. madde davalının yerleşim yeri mahkemesi. Davalı kim? İngiliz P&I kulübü. İngiliz mahkemeleri işime gelmiyor. Ben İstanbul'da dava açmak istiyorum. O yüzden özel yetkili mahkeme var mı diye bakıyorum. 15. maddeye önce geçeceğim. Çünkü yine sigorta sözleşmelerinden doğan dava kenar başlığı ile. Ama bunun bir üçüncü fıkrası var. Diyor ki deniz rizikolarına karşı sigorta hükmün kapsamında değildir. Yani kanun koyucu sigorta sözleşmesinin denizcilik rizikolarına karşı akdedilmesi durumunda özel yetki tesis etmek istememiştir. Genel yetkili mahkemeyi yeterli görmüştür. Peki başka işime yarayan hüküm var mı? Bir de 10. madde var ki uygulamada kullanılan madde bu. Benim bütün yetki itirazlarında gördüğüm kullanılan madde HMK'nın 10. maddesi. Sözleşmeden doğan davalarda yetki, kenar başlığı. Şimdi sözleşmeden doğan davalarda yetki derken bahsettiği sözleşme konumuz itibariyle taşıma sözleşmesi. Sigorta sözleşmesi değil. Sigorta sözleşmesi 15. maddede kaldı. Onu da devre dışı bıraktık. Taşıma sözleşmesinden doğan yetkiyi düzenler 10. madde. Yani yolcu taşıma sözleşmesi. Bizim yolcu tamam bu sözleşmenin tarafı ama bir dakika sen karşı akide dava açmıyorsun. Sen yine aranda akti bir ilişki olmayan sigortacıya dava açıyorsun. Yani aslında sözleşmenin tarafı olan taşıma sözleşmesinin tarafı olan yolcu bu sözleşmenin karşı akidine değil arasında hiçbir ilişki bulunmayan sigortacıya doğrudan davayı yönelttiği için yine benim işime yarayan bir yetki hükmü değil. Sonuç yok. Milletler arası yetkili kılacak İstanbul Mahkemesi'ne elverişli bir hüküm yok doğrudan davada. Neden bu hale geldik? Bu boşluk nasıl çıktı? Şöyle çıktı. İki dakika. Şöyle çıktı. Çünkü Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları esnasında haksız fiil kökenli uyuşmazlıklarda yetkili hukuk olarak bilinen regülasyona, Roma 2 tüzüğüne uyum sağladık. MÜHUK'a 34. maddeye 4. fıkrayı ekledik. Ama bu regülasyonun bir de kardeşi vardı. 44. 2001 regülasyonu. Biz bu regülasyona uyum sağlamayı unuttuk. Çünkü bu regülasyonda doğrudan davada yetki hükmü vardı.
Ve biz bu hükmü alabilseydik, 46. maddeye ekleyebilseydik sorun kalmayacaktı. Teşekkür ederim sabrınız için. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Sürenizi de güzel kullandınız. Aynı Kemal Hocam gibi. Şimdi hemen sözü sevgili hocam doçent doktor Serap Amasya'ya bırakıyoruz. Buyurun Sayın Hocam. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmamda önce bedensel zarar kavramına kısaca yer vermek istiyorum. Bedensel zarar şöyle tanımlanıyor. Bir kişinin beden bütünlüğüne ya da ruh bütünlüğüne yönelik ihlallerden kaynaklanan maddi veya manevi zararlardır. Evet ben. Tamam teşekkür ederim. Beden bütünlüğünün ihlalinde bedende anatomik bir değişiklik meydana gelir. Ruh bütünlüğünün ihlalinde ise zarar görenin duygu, irade ve zeka yeteneklerinde bir bozulma ortaya çıkar. Beden veya ruh bütünlüğünün ihlali zararın sebebini oluşturur. Örneğin bir kimsenin tokat veya silah vurma sonucu kolunun kırılması, silahtan çıkan bir kurşun sonucu kulağının sağır olması, bir patlama sonucu uğradığı sinir hastalığı nedeniyle erken doğum yapması gibi beden bütünlüğü ihlalleri ya da hafıza kaybı, akıl hastalığı, sinir hastalığı, fikri yorgunluk gibi ruh bütünlüğü ihlalleri zararın sebebini oluşturan hallerden bazılarıdır. Zarar ise bedensel bütünlüğün ihlali sonucunda meydana gelen ekonomik kayıplar ve maddi eksilmeler ya da zarar görenin duyduğu acı, elem ve üzüntüdür. Bedensel bütünlüğün ihlalinden doğan maddi zarar çeşitleri Borçlar Kanunu'nun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Hüküm şöyledir. Bedensel zararlar özellikle şunlardır. Tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. Bu sayım madde metninde yer verilen özellikle sözcüğünden anlaşıldığı üzere sınırlayıcı değildir. Madde hükmünde kazanç kaybı ve çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden kaynaklanan kayıplar ayrı birer zarar çeşidi olarak düzenlenmiştir. Ancak kazanç kaybı da esasen çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden kaynaklanan zarardır. Ancak bu zarar gerçekleşmiş, fiilen yoksun kalınan kazanç kaybını ifade eder. Buna karşılık aynı maddede ayrı bir zarar çeşidi olarak düzenlendiğini belirttiğimiz çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ise ortaya çıkacak kazanç kaybını yani gelecekteki zararı anlatmaktadır. Dördüncü bentte belirtilen ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar da yine gelecekteki zararı ifade etmektedir. Hiç şüphesiz ekonomik bakımdan olumsuz bir sonuç meydana getirmeyen bedensel zararlar Borçlar Kanunu madde 54 kapsamında tazminat ödeme yükümlülüğü doğurmayacaktır. Örneğin bir sporun yapılmasını veya hobinin sürdürülmesini sınırlayan bedensel zararlar bunlar ancak diğer şartlarda mevcut olduğu takdirde manevi zarar kapsamında değerlendirilebilecektir. Zarar görenin kendisinin değil başkalarının yansıma yoluyla maruz kaldığı olumsuz ekonomik sonuçlar da yine bu madde kapsamında talep edilemeyecektir. Örneğin zarar gören sakatlık yüzünden ailesinin geçimini sağlayamayacak duruma gelmişse aile bireyleri kendi adlarına tazminat talep edemeyeceklerdir. Bedensel zararın hesaplanması. Bilindiği üzere sorumluluk hukukunun ilk amacı zarar görenin iradesi dışında mal varlığında meydana gelen eksilmeyi gidermektir. Zarar verenin ödeyeceği tazminat miktarının belirlenebilmesi için önce
zararın miktarının tespit edilmesi gerekir. Çünkü zarar verenin ödeyeceği tazminat gerçekleşen zararla sınırlı olup hiçbir zaman azami zarar tutarını aşamaz. Şu halde zararın hesaplanması tazminat miktarının hesaplanmasının temelini oluşturur. Bazen zarar verici olay zarar görenin mal varlığında bir kayba yol açarken aynı zamanda bir artışa da yol açar. Bu durumda haksız fiilin mağdura sağladığı ekonomik yararların saptanmış olan zarar tutarından düşürülerek net zararın bulunması gerekir. Bu işleme yararlı zararın denkleştirilmesi işlemi diyoruz. Denkleştirme işlemi tazminatın hesaplanması aşamasında değil, zararın tespiti aşamasında ele alınır. Bu konuya ilişkin Borçlar Kanunu 55. madde hükmü şöyledir. Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar bu kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez. Zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesiyle artırılamaz veya azaltılamaz. Bu kanun hükümleri her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bitkinliğinin kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır. Şu halde madde 55 hükmü esas olarak şu hususları belirtmektedir. Bedensel zararlar Türk Borçlar Kanunu hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemeler ancak rücu edilebildikleri takdirde denkleştirme işlemine tabi tutulabileceklerdir. İfa amacını taşımayan ödemeler denkleştirilemeyecektir. Hesaplanan tazminat tutarı hakkaniyet gerekçesiyle ne artırılabilecek ne de azaltılabilecektir. Türk Borçlar Kanunu hükümleri idare hukukuna göre idarenin sorumluluğuna yol açacak hizmet kusuruna bağlı bedensel zarar hallerinde bu tür zararların giderilmesine yönelik istem ve davalarda da uygulanacaktır. Şimdi bu madde hükmüyle ilgili olarak söylenmesi gereken birkaç husus var ve özellikle tutar sigortalarıyla da bağlantılı olarak. Ancak zamanımız kısıtlı olduğu için ben bunu şu an şimdilik geçiyorum ve doğrudan sorumluluk sigortalarında bedensel zararlar ne şekilde ele alınmış bundan bahsedeceğim. Sorumluluk sigortası sigortanın mal varlığını hukuki sorumluluğun sonuçlarından korumaya yöneliktir. Dolayısıyla sözleşmede kararlaştırılan zararın karşılanmasını konu alır. Bu bağlamda can zararları yani ölüm zararları ve bedensel zararlar sebebiyle sorumluluğun bu sigorta ile temin edilmesi mümkündür. Sorumluluk sigortacısının teminat sağlama yükümlülüğünün kapsamı şu şekilde açıklayabiliriz. Zorunlu sorumluluk sigortalarında durum şudur. Burada sigortacının teminat sağlama yükümlülüğü zorunlu sigorta limitlerinden fazla olamaz. Bu sigortalarda sigorta bedeli zorunlu sigorta limitinden düşük ise sigortacının zarar görene karşı sorumluluğu daha yüksek olan zorunlu sigorta limiti kadardır. Çünkü sigorta sözleşmesinden kaynaklanan ve sigortacının sorumluluğunu azaltmaya ve tümüyle kaldırma sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. TTK madde 1484-1 uyarınca sigortacı sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa dahi zarar görene karşı ifa borcu zorunlu sigorta miktarına kadar devam edecektir. Zorunlu sigortanın sona ermiş olduğu da
zarar görene karşı ancak bazı koşullar yerine getirilmişse ileri sürülebilecektir. Sigortacının sözleşmesel ve sigorta sözleşmesini düzenleyen yasa hükümlerine dayanan savunmaları zarar gören üçüncü kişiye karşı ileri sürülememesi kuralı yalnızca sigortacının üstlendiği rizikolar bakımından uygulanır. Yani sigortacının temin etmediği bir riziko için edimle yükümlü tutulması mümkün değildir. Zorunlu sigortanın temin edeceği riskler yasanın tanımladığından daha öteye geçmemelidir. Sorumluluğun hangi ölçüde temin edilmiş olduğu bu hususta yasada uyulması zorunlu bir düzenleme varsa önce ona bakarak belirlenir. Bunun dışında ise sigorta sözleşmesi hükümleri esas alınacaktır. Kural sorumluluğun kanunda düzenlendiği şekliyle sigorta teminatı altında olmasıdır. Buna karşılık kanun ya da sigorta sözleşmesi sigortanın kapsamını daha dar tutabilir. Örneğin karayolları trafik kanunu zorunlu sigortanın kapsamını kanuna göre daha dar tutmuştur. Dolayısıyla karayolları trafik kanununda hükme bağlanmış olan teminat dışındaki haller sigorta sözleşmesi bunları da kapsayacak şekilde geniş düzenlenmiş olmadıkça zarar görene karşı da hüküm ifade edecektir. TTK sigorta sözleşmesinden kaynaklanan ve sigortacının sigorta ettirene karşı sigorta koruması sağlama yükümlülüğünün tümüyle veya bir kısmıyla ortadan kalkması sonucunu doğuran hallerin zarar görene karşı ileri sürülemeyeceğini hükme bağlamakla birlikte birçok zorunlu sigorta sözleşmesinde sigorta teminatı dışında kalan haller başlığı altında sayılmış olan durumlarda sigortacı zarar görene karşı da sorumluluktan kurtulmuş sayılmaktadır. Teminat dışında kalan haller bağlamında ilke şudur. Eğer bu haller sorumlu kişinin yani sigortalının yasa uyarınca sorumlu olmadığı ya da yasanın sigorta kapsamı dışında tutulmasına izin verdiği haller ise sigortacı zarar görene karşı bu hallerde sorumlu olmayacağını ileri sürebilir. Buna karşılık sorumluluğa ilişkin yasal düzenleme uyarınca sorumluluk kapsamına dahil olan bir halin yasa bunun sigorta dışında bırakılmasına açıkça izin vermemiş olmasına karşın sigorta genel şartlarında teminat dışında tutulmuş olması zarar görene karşı geçerli değildir. Zorunlu sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olan sigorta ettirenler sigortanın kendilerini eğer gereği gibi korumadığını daha geniş ölçüde bir koruma elde etmek istiyorlarsa o zaman isteğe bağlı sorumluluk sigortası yaptırabileceklerdir. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında sigortacının edim yükümlülüğünün kapsamı nedir? Burada sigortacının sorumluluğu kural olarak sigorta bedeli kadardır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında da temel ilke sigortacının sorumluluğunun hukuksal sorumluluğun yasada düzenlenmiş olduğu şekliyle sınırlı olmasıdır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarında sigortacı doğrudan dava hakkını kullanan zarar görene karşı zorunlu sorumluluk sigortalarından farklı olarak sigorta sözleşmesinden kaynaklanan savunmaları ileri sürebilir. Zorunlu sorumluluk sigortalarında zarar görenin kusurunun ne şekilde etki doğuracağı, zarar gören sakat kalmasına yol açan olaya kendi kusuruyla katkıda bulunmuş olabilir. Biliyoruz ki Türk Borçlar Kanunu madde 52 böyle bir durumda hakime tazminatı indirme ya da tamamen kaldırma yetkisi vermektedir. Hakim zarar gören kişinin kusurunun çok ağır olması halinde ağır kusur sorumlu olduğu ileri sürülen kimsenin sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan illiyet bağını kesecek yoğunlukta olduğundan sorumluluğun gerçekleşmediğine zarar görenin kusuru illiyet bağının kesilmesine yol açacak yoğunlukta değil fakat
zararın doğmasında veya artmasında etkili olmuş ve sorumlu olduğu öne sürülen kişinin sorumlu tutulması için gereken diğer şartlarda tamamlanmış bulunmakta ise tazminattan indirim yapılmasına karar verebilecektir. Sorumluluk sigortacısı hukuksal sorumluluğun koşullarının gerçekleşmediği hallerde herhangi bir yükümlülük altında olmaz. Sorumluluk sigortalarında sigortacı sorumluluğunu sigorta koruması altına almış olduğu kişi, ki sigorta ettiren ya da başkası lehine sigortada sigortalı, zarar görene karşı hangi ölçüde sorumlu ise en çok o kadar sorumlu tutulabilir. Dolayısıyla zarar görenin kusurunun sigorta ettireni veya sigortalıyı sorumluluktan kurtarıcı etkisinden sigortacı da yararlanır. Tazminat miktarı belirlenirken kusur derecesine göre tazminatta matematik bir oranda indirim yapılması söz konusu değildir. Kusur derecesiyle tazminat miktarının eşitliği ilkesi uygulanmaz. Bu bağlamda kusurun hangi oranda zararlı sonucun ortaya çıkmasına etki etmiş olduğu hususu ile bu kusur sebebiyle tazminattan yapılması gereken indirimin tutar veya ölçüsünün ne olması gerektiği birbirinden farklı şeylerdir. Örneğin zarar görenin kişisel kusurunun sakatlığı doğuran kazanın meydana gelmesinde %80 oranında etkili olması, hakimin belirlenen tazminat tutarını %80 oranında indirmesini gerektirmez. Sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin sigorta genel şartları bazen belirli hallerden doğan sorumluluğu ya da belirli kişilere karşı gerçekleşen, yani gerçekleştiği öne sürülen sorumluluğu, bazen de sorumluluk kapsamında belirli zararları sigorta teminatı dışında bırakır. Ayrıca sigorta sözleşmelerine konulan sigortacının ödeyeceği zararın hangi hesap yöntemi uygulanarak saptanacağı ya da zararın hangi hesap yöntemiyle belirlenen kısmını kapsayacağını düzenleyen hükümler vasıtasıyla da sigorta teminatının kapsamı sınırlandırılmaktadır. Pardon. Hem sorumluluk sigortacısının hem de zarardan sorumlu sigorta ettirenin aynı anda dava edildikleri varsayımında tazminat hesaplarının sorumluluk sigortacısı için ayrı, zarardan sorumlu sigorta ettiren için ayrı formüller uyarınca yapılması pek isabetli görülmemektedir. Çünkü bunlar aynı zarardan sorumludurlar. Bununla birlikte aynı zarardan sorumlu olan kişilerin tazminat yükümlülüklerinin özdeş olması zorunlu değildir. Zarar görenin uğradığı zarar belirlenirken herkes için geçerli olan hesap yöntemi hangisi ise onun uygulanması doğaldır. Yasa farklı bir kural benimsemiş olmadıkça sigorta ettirene yüklenecek tazminat borcu da bu genel geçerliliğe sahip hesap yöntemine göre yapılan zarar hesabı esas alınarak saptanacaktır. Buna karşılık yasa izin vermekte ise sigortacı için kullanılan formül değişik olabilir. Sorumluluk sigortasının sigorta ettirenin sorumluluğunu bütünüyle temin etme gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Nitekim Sayın hocam, sevgili hocam, nasıl durumumuz? Bir süremiz bitti beş ama. 5 dakika daha rica edebilirim. 5 dakika biraz şey olmaz mı? Peki hemen. Hızlıca geçiyorum. Arada vereceğim peki. Trafik kazalarında tedavi masrafları, bu masraflar SGK tarafından karşılanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu madde 98'de bu husus düzenlenmiştir. Dolayısıyla tedavi masrafları dışında kalan diğer masraflar, çalışma gücünün yitirilmesinin yol açtığı kayıplar ve diğer yine maddi kayıplar zorunlu trafik sigortası kapsamında talep edilebileceklerdir. Birden çok sigortanın varlığı halinde hangi sigortanın önce geleceği sorunu önemli. Bu konuda genel kural sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler başlıklı TTK 1485'te yer almaktadır. TTK madde 1485'in yollama yaptığı 1466 fıkra 1 hükmü müşterek sigortaya ilişkindir.
1485 hükmü sorumluluk sigortalarında TTK'nın birden çok sigortaya başlığı altında getirdiği düzenlemeden yalnızca müşterek sigortayı düzenleyen hükme yollama yapmıştır. Çifte sigorta ve kısmi sigortaya ilişkin hükümlere yollama yapmamıştır. Bunlarda zaten menfaat değeri söz konusudur. Halbuki sorumluluk sigortalarında menfaat değerinden söz edilemez. Bununla birlikte müşterek sigortaya yapılan yollama yerinde midir, uygun mudur? Bunda da yine isabet olduğu söylenemez. Birden çok sigortanın varlığı halinde hangi sigortacıya başvurulacağı meselesini düzenleyen açık bir hüküm, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu sorumluluk sigortası genel şartlarında bulunmaktadır. Burada şöyle bir hüküm vardır. Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası bulunan bir iş yerinde kullanılmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar tüp gaz sorumluluk sigortası limitleri dahilinde tazmin edilecektir. Ve ancak kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza iş yerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa tazminat ödemelerinde tüp gaz sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık sorumluluk sigortası limitleri dahilinde işlemeye başlar. Aynı zarar için aynı anda hem tüp gaz sorumluluğu hem de tehlikeli maddelerden kaynaklanan sorumluluk gerçekleşmiş ise bu durumda zarar gören her iki sigortaya da TTK madde 1466 fıkra 1 hükmü çerçevesinde başvuru yapabilecektir. Buna karşılık eğer bu sorumluluklardan biri nedensellik açısından diğerinin önüne geçmiş bulunuyor ve zararın tek sebebi yalnızca tehlikeli madde veya tüp gazı kabul etmek gerekiyorsa o zaman sadece sigortalardan biri devreye girecektir. Manevi tazminat istemleri birçok sigorta sözleşmesinde teminat dışında bırakılmaktadır. Bazen açıkça kapsam dışı bırakılan bir hal olarak düzenlenmiştir. Bazılarında ise aksine sözleşme yoksa kapsam dışı olduğunu belirten örnekler de vardır. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.